Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere sıfır riskle nasıl short pozisyon açılır, bunu anlatmaya çalışacağım. Hatta sıfır riskle demeyelim, güncel faiz oranı kadar getiri garantisiyle nasıl short pozisyon açılır ve bu short pozisyonun sonrasında o short pozisyonun ortaya çıkardığı büyük risklerden nasıl korunulur, bundan bahsetmeye çalışacağım. Piyasada işlem yapan insanların birçoğu short pozisyondan kaçınır. Bu işe yeni girdiğim dönemlerde short pozisyon almayı pek tercih etmezdim. Yani açığa satmayı pek kullanmazdım. Ama piyasanın çift yönlü olduğu bir gerçek. Sadece yükselişten kar etmek yerine yükselişten kar edip dönüşlerde short işlemlerle shorttan da kar etmek getirinizi iki kat oranında artıracak. Tamamıyla temelini bildiğim o taşıma maliyetini bildiğim biyoptaki ve bunu kullanarak, bu bildiğim taşıma maliyetini kullanarak kendime nasıl bir avantaj sağlayabilirim diye düşündüm. Ve bunun sonrasında oluşturduğum bu strateji aslında ve bunu nasıl kullanacağımızı size anlatacağım şimdi. Nasıl kullanacağımızı beraber. Şimdi spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki farktan biraz bahsedeyim size. Spot piyasa zaten hepimizin bildiği güncel hisse senetlerinin olduğu piyasa. Vadeli piyasa ise e, bazı hisse senetlerinin, genellikle BIST 30 hisse senetlerinin e, kontratla kaldıraçlı olarak işlem gördüğü, kontratlarının bulunduğu piyasa. Şimdi bu piyasanın spot piyasadan farkı ne? Sizin işlem yaptığınız vadeye göre örnek vereyim bu ay garantinin spot piyasadaki değeri 8 TL mi? 1 ay sonraki vadeli piyasa kontratındaki değeri o ülkenin yani ülkemizin güncel faiz oranı kadar yüksek. Yani arada taşıma maliyeti denilen bir faiz farkı vardır. Biz bunu nasıl lehimize çevirebiliriz? Şimdi şöyle anlatayım size. Tabii ki bu fiyatlar arasında oynamalar olabilir günden güne. Ama genellikle o kontratın atıyorum Haziran kontratı veya Ağustos kontratının açıldığı ilk gün bu oran faiz oranına eşittir. Şimdi bir hesaplama yapalım. Garantinin bu ayki spot fiyatı 8 olsun. Bu X bir hisse senedi de olabilir. Garantiyi sadece isim olarak örnek veriyorum. Fiyatını da yanlış söylüyorum. 8 olsun. 3 ay sonraki vadeli piyasadaki kontratının değeri 8.24 olsun. Şimdi biz bunu nasıl avantaja çevirebiliriz? Nerede kullanabiliriz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Vadeli piyasadaki bir kontratın değeri spot piyasadaki hisse senedinin 100 katıdır. Yani eğer spot piyasada 100 hisse senedi alacaksanız vadeli piyasada bir kontrat almanız yeterlidir işlem olarak denktir. Yani pozisyon miktarı olarak denktir. Eğer 200 hisse senediniz varsa vadeli bunun karşılığı 2 kontrattır. Yani 2 kontrat 200 hisse senedidir. Herhangi bir hisse senediyle alakalı da olabilir. Spottaki fiyatının e, yüze bölümü yani siz örnek vereyim 500 tane hisse senedi alacaksınız. Diğer taraftan 5 kontrat buna denktir. Şimdi ne yapacağız? İlk işlemimiz şu şekilde. Tabii ki bu sistem daha çok yatırımcılar için uygulanabilen bir sistem. Bir de bunun traderlara uygulamalarını önerdiğim bir modeli var. E, trader derken hani bunu daha geniş kapsamlı ele almak istiyorum. ya yani benim için trader şudur. E, bu işten kar edemeye etmeyen bu kısmını ilgilendirmiyor ama piyasanın açık olduğu dönemlerde eğer kendinize trader diyorsanız her gün sabah 6'da kalkıp akşam piyasanın kapandığı 23 yani vadeli piyasaların kapandığı 23 saatinden sonra yatabiliyorsanız ve bunu sürekli tekrarlayabiliyorsanız bence tradersınız. Ama gündüz 10'da kalkıp birkaç saat piyasaya bakıp ardından işte kendi işlerinizi halledip daha sonrasında tekrar piyasaya ilgileniyorsanız bu traderlık kapsamına uymuyor. Eğer kendinize trader olarak nitelendiriyorsanız bu işi ciddiye almanız gerekir. Her gün piyasalar 8'de mi açılıyor, 9'da mı açılıyor? Siz 6'da kalkacaksınız. Bir piyasayı süzeceksiniz. Ne olmuş, ne bitmiş. Akşam da zaten artık e, öğle arası da yok. Hani önceden öğlen piyasalar bir dönem kapanırdı. Artık öyle bir durum da yok. Sabah siz saat 6'dan akşam saat 12'ye kadar piyasanın başında olmanız gerekir. Bu ciddiye almanız gerekir sürekli anlık olarak takip etmeniz gerekir. Yani bir markete bile gitseniz bir 15-20 dakika geldiğinizde piyasayı çok farklı bir yerde bulabilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Bu yatırımcılar için uygulamalarını önerdiğim bir model. Piyasa çok yükseldiğini düşünüyorsunuz, aşırı yükseldi ama e, o piyasayı açığa satamıyorsunuz. Neden? E, bir Trendin belli bir yönü var, yukarı gidecek ama içinizden de bir e, dürtü sizi piyasayı açığa satmanız yönünde dürtülüyor fakat kendinize güvenemiyorsunuz. Bu gibi durumlarda ne yapmanız gerekir? Şöyle açıklayayım size, vadeli piyasadan ve spot piyasadan eşit oranda pozisyon açıyorsunuz. Nasıl açıyorsunuz pozisyonu? Siz garantiden 500 tane hisse senedi mi aldınız spot piyasada? Vadeliden örnek veriyorum 3 ay sonraki vadesinden yani garantinin spot fiyatı 8 olsun 3 ay sonraki vadeli fiyatı 8.24 olsun. Spottan 8 liraya aldığınız 500 adet hisse senedine karşılık aynı oranda aynı miktarda 5 adet kontratı 3 ay sonraki vadeliden açığa satıyorsunuz. Yani short işleme giriyorsunuz. Ne olmuş oluyor bunun sonrasında? İki yönlü de oyun oynamış oluyorsunuz. Garantinin spot piyasasında 500 adet hisse senediniz var. Bunun süresi yok. Vadeliden 3 ay sonrası için 8.24'ten açığa sattığınız 500 adet hisse pozisyonunuz var. Yani 5 tane kontratınız var. Şimdi bu işlem sonucunda oluşabilecek varyasyonları ele alalım. İlk olarak piyasa yatay seyredebilir değil mi? Vade sonuna geldiğinizde, 3 ayın sonuna geldiğinizde garanti hala 8'de kalmış olabilir veya küçük oynaklıklarla yerinde sahibiş olabilir. Ee, bu durumda ne olacak? Sizin spot piyasada aldığınız hisse senetleri yatay olarak kaldığı için ne kar ne zarar. Ama vadeliden garanti hisse senedini 8.24'ten açığa sattığınız için hisse başına 0.24 oranlık bir karınız olacak. Otomatik olarak o ülkenin faiz oranı kadar kardasınız. 1. Yani paranızı 3 ay hisse senedinde değil de faize yatırmış gibi düşünün. Faizle değerlendirmiş gibi düşünün ve kardasınız. Peki ikinci varyasyon ne olabilir? Hisse senedi yükselebilir değil mi? Garantinin 3 ay sonrasında fiyatının 8.50'ye geldiğini varsayalım. Bu durumda ne olacak? Siz spot piyasadan aldığınız 500 adet hisse senediyle hisse başına 50 kuruş kar etmiş olacaksınız. Vadili piyasadan 8.24'lük açtığınız short pozisyon hisse başına 26 kuruş zarar etmiş olacak. Yani burada ne olmuş olacak? 24 kuruşluk bir karınız olacak. Peki şimdi üçüncü varyansa gelelim. Yani asıl bizim kovaladığımız hani piyasanın çok yükseldiğini düşündüğümüz fakat kendimize güvenemediğimiz için bu yolu tercih ettiğimiz ama doğru çıkabilecek varyasyona gelelim. Garanti hisse senedinin 3 ay sonunda 8 TL değil de 6,5 TL'ye düştüğünü varsayalım. Yani bizim aslında öngörülerimize uygun hareket ettiğini varsayalım. Burada ne olacak? Sizin vadeli piyasadaki hesabınız hisse senedi başına 1.74 kuruş kar etmiş olacak. Spot piyasadaki varlığınız ise hisse senedi başına 1.5 TL zarar etmiş olacak. Peki bu durumda ne olacak? Sizin madeledeki kontratınız hisse senedi başına 1.74 TL kar etmiş olacak. Peki spottaki hisse senediniz ne olacak? O da 1.5 TL zarar etmiş olacak. Peki diyeceksiniz ki bu işin sonunda ben pek bir şey kazanamadım. Neden? Peki yatırımcıların uyguladığı model diye anlatmıştım bunu. Bu durumda ne yapacaksınız? Ee, piyasaların sürekli yükselme eğiliminde olduğunu biliyorsunuz. Er ya da geç piyasalar sürekli yönü yukarıdır. Belki orta ve kısa vadeli düşüşler olabilir. Belli bir dönemi yatayda veya düşüşte geçirebilir. Ama açın bir hisse senedinin grafiğini bakın. Eğer yatırımcıysanız ve hisse senedine de güveniyorsanız sağlam bir şirketse orta uzun vadede sürekli yükselmiştir. Bu durumda ne yapacaksınız? Zaten siz kardasınız. Yani short pozisyonunuzu açmışsınız sıfır riskle açmışsınız. En az o ülkenin faiz oranı kadar garantiyle bir pozisyon açmışsınız. Sizin spot piyasadaki o süresiz olan hisse senedinizi sabit bırakacaksınız zararla. 1.74 TL kar ile aldığınız pozisyonu kapatıp spot piyasaya döneceksiniz. Yani maliyetinizi düşürmüş olacaksınız. Bu düşüşten etkilenmeyip aslında orta uzun vadeli yatırımcısınız çünkü bu düşüşte maliyetinizi düşürme fırsatı ele geçirmiş olacaksınız. Birçoğumuzun yakınmasıdır bu. Piyasa çok düştü ama alamadım. Neden? Pozisyonda yakalandım veya sermayem kalmamıştı. Eğer bu gibi durumları lehinize çevirerek bu şekilde ve yatırımcıysanız bu yönde kullanarak maliyetinizi düşürerek orta uzun vadede kar oranınızı arttırabilirsiniz. Yani kimsenin yakalayamadığı bir düşüşü yakalamış olabilirsiniz aslında orta uzun vadede. Yani kısaca sizlere eğer bu piyasada yatırımcıysanız ve orta uzun vadeli işlemler yapıyorsanız ve piyasanın çok yükseldiğini düşünüyorsanız risk almadan sıfır riskle hatta kar ile nasıl maliyetinizi düşürebileceğinizi size gösterdim, anlatmaya çalıştım. Şimdi bu işin bir de trader boyutu var. Az önce bahsetmiştim, bir tanımlama yapmıştım. Eğer her gün sabah 6'da kalkıyorsanız ve akşam 12'ye kadar e, bilgisayarınızın başından ayrılmıyorsanız ve bu trade işlemini kendinize bir meslek olarak edinmişseniz e, anlatacağım strateji sizlere yönelik bir strateji. Temelde yapacağımız işlem aynı. Örnek veriyorum 500 tane X hisse senedini spot piyasadan aldınız, fiyatı 8 olsun. Vadeli piyasadan 3 aylık sonraki vadesinden açığa sattınız. 5 kontrat. Yani sizin hacminiz long ve short yönlü hacminiz denk. ikisi de. Burada Trader'sanız ne yapacaksınız? Piyasayla dans edeceksiniz. Şimdi bunu sizlere anlatıyorum. Ters-tüz piramit yöntemini size anlatmıştım daha önceki videolarımda. Ona da bir göz gezdirin, onu da bir izleyin. Şimdi tekrar konuya değineceğim. Siz 500 adet vadelide ve spotta aynı hacimde pozisyonunuz long ve short yönde. Piyasanın yönünü bilmiyorsunuz ve tahmin etmekte istemiyorsunuz. Daha önceki tahminleriniz çok yanlış çıkıyor olabilir. Burada ne yapacaksınız? Çift yönlü pozisyonun avantajını kullanacaksınız. Pozisyon yatay da gidebilir, yukarıda seyredebilir, düşüşte de olabilir. Yapacağımız şey ne? Piyasanın yönünü hiç tahmin etmekle uğraşmayacağız. Piyasanın nereye gitmek istiyorsa gitsin bu şekilde düşüneceğiz. Ve biz işlemlerimizi piyasanın gittiği yöne göre belirleyeceğiz. Örnek verelim. Piyasa %2 yükseldi değil mi? kendimize yüzde onluk traderız. Çok uzun vadeli bir kar beklemiyoruz. Yüzde yüzler, yüzde iki Kısa vadeli yüzde onluk bir kar bizim için yeterli. Fakat karımızı arttırıp zararımızı azaltmak için piyasanın yönünde pozisyonlarımızı arttırıp azaltmalıyız. Örnek vereyim piyasa yüzde on mu yaptı? Pozisyondan çıkacaksınız. Ama piyasa %10 yaptığında short ve long pozisyonlarınızı kapatırsanız ne kar ne zarar olur. %0'da kalırsınız. Yapacağımız işlem ne? Piyasa %2 yükseldi mi? Long pozisyon mu almışsınız spot piyasada? Spot piyasadaki long pozisyonunuzu toplam long pozisyonunuzun 5'te 1 oranında arttıracaksınız. Yani 500 hisse senediniz mi vardı? Piyasa %2 mi yaptı? %2'lik bir kapanış mı yaptı? Siz shorttaki pozisyonunuzu 5'te 1 oranında azaltacaksınız. Long'daki pozisyonunuzu 5'te 1 oranında arttıracaksınız. Ardından ertesi gün oldu, tekrar piyasa açıldı. Piyasa günü tekrar %2'lik bir yükselişle mi kapattı? Siz short pozisyonunuzu 5'te 1 oranında daha azaltacaksınız. Yani 100 adet pozisyonunuzu da orada azaltacaksınız. Bir kontrata tekabül ediyor. Long pozisyonunuzu 5'te 1 oranında, 100 adet hisse senedi oranında arttıracaksınız. Sizin ne oldu? 700 adet hisse senediniz oldu. Long pozisyonda diğer tarafta 300 adet short pozisyonunuz oldu. Yani shortu azalttık, piyasanın yönünde karımızı arttırdık. Peki işler her zaman bu şekilde yükselmez. Piyasa %2, ardından bir %2 daha gitmez. Bu durumda ne yapacaksınız? Piyasa %2 yükseldi mi? Sizin noktanız bellidir, %2 noktanız. Ee, i̇şleminizi yaptınız, 5 dolarını oranında arttırdınız. Fakat ertesi gün oldu, piyasa %1.5 düştü. Burada tekrar eski denkliğe geri dönmeniz gerekiyor. Yani 100 pozisyon arttırmıştınız, diğer tarafı azaltmıştınız. Tekrar 100 diğer tarafı arttıracaksınız. Long pozisyonu 100 azaltacaksınız. Yani piyasayla dans edebileceksiniz aslında. Bunu yaparken duygularınızı işin içine katmamanız gerekiyor. Direkt bir algoritma gibi bu işi yapmanız gerekiyor. Bu şekilde trade etmeniz gerekiyor. Ardından ertesi gün tekrar piyasaya sattığınız noktanın üstüne mi çıktı? işlemi tekrarlamanız gerekiyor. Tekrar long pozisyonunuzu 100 arttırıp short pozisyonunuzu bir kontrat azaltmanız gerekiyor. Ve ardından tekrar piyasa dalganı seyretti. Siz o sırada alçık yaptınız. Belki 100 short yerine koydunuz. Long'u azalttınız. Tekrar yükseldiğinde long pozisyonunuzu tekrar yerine koydunuz. Short pozisyonunuzu azalttınız. Belli bir zaman dilimi geçti ve piyasa artık toplam sizin aldığınız noktadan %10 yükselmiş oldu. Siz burada artık hisse senedinizi bine tamamlıyorsunuz. 500'den 1000'e çıkarmış oluyorsunuz. Short pozisyonunuzu tamamıyla kapatmış oluyorsunuz. Ardından isterseniz kendiniz, ben %12'yi beklerim genelde. %12 yaptığında da pozisyonu kapatıp karınızı cebinize koymanız gerekiyor. Peki bu işlemin sonunda ne yaptınız? Piyasanın yönünü tahmin etmediniz. Tamamıyla kendi gideceği yöne bıraktınız. Short'a da gitmiş olabilirdi, düşmüş de olabilirdi piyasa. Düştüğünde de aynı işlemi short yönde uygulamanız gerekiyor. Bunun sonucunda ne oldu siz? Kar eden pozisyonu arttırdınız. Zarar eden pozisyonu azalttınız. Piyasanın yönünü tahmin etmediniz. İyi bir piyasa ile, dans ile, çok düşük bir risk ile eğer volatilite çok aşırı olmazsa ki aşırılıktan kastım bir gün %3 yukarı, bir gün %2 aşağı, bir gün %5 yukarı gibi bunlar çok nadir olan şeyler zaten. Tabii ki bu işlemlere zarar etme şansınız var. Ama e, bu işin mantığını çözdüğünüzde piyasayı tahmin etmeyi bırakıp piyasayı kendi yönüne bırakıp sadece işlemlerinizi piyasanın yönüne göre yaparsınız ve karda olan pozisyonunuzu arttırarak zararda olan pozisyonunuzu azaltırsınız yön tahmin etmeden bu işlemlerden karlı çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.